Kütahya Milletvekili Sayın İshak Gazel'e aittir. Milletvekili İshak Gazel, Emet ilçesinin fiilen kullandığı gazilik unvanının hukuken de tescil edilmesini istedi. Kahramanlıkları devlet ve genelkurmay resmi kayıtlarında tescil edilen Emet ilçemiz fiilen uzunca bir süredir de gazi unvanını kullanmaktadır. Bu unvanın hukuken de tescil edilmesini gazi meclisimizden beklemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem dışı söz alan Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Emet'in milli mücadele dönemindeki kahramanlıklarından bahsetti. Milli mücadele döneminde Ege bölgesinde müdafaa cemiyetinin en erken kurulduğu ilçelerimizden birisi Emet ilçemizdir. Emet Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ismiyle İzmir'in işgal edildiği gün Doktor Fazıl Doğan önderliğinde 15 Mayıs 1919 tarihinde kurulmuştur. Bu cemiyetin kurulmasıyla Emet Milli Müfrezesi oluşturulmuştur. Emet ilçesinin 14 Ağustos 1921 tarihinde Yunan güçleri tarafından işgal edildiğini ve sonrasında verilen mücadeleyi hatırlatan milletvekili Gazel şunları söyledi. Emet ilçemiz 14 Ağustos 1921 tarihinde Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. 19 Nisan 1922'de Emet'te bulunan işgalcilere gıda temini için ilçeye bağlı Değirmisaz'a giden 10 kişilik Yunan birliği dönüşte Sülye Balalılar tarafından pusuya düşürülmüş, 6'sı öldürülmüştür. Yaralı 4 Yunan askeri Emet'e ulaşıp kendi komutanlarına durumu bildirmiştir. Yaşanan bu durumu içine sindiremeyen Yunanlılar, belediye reisi Terlemes Hasan'dan son derece ahlak dışı ve intikam amacı güden taleplerde bulunmuşlardır. Biraz zaman kazanmak isteyen belediye reisi 2 gün müsaade isteyerek Emet Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Başkanı Hatipoğlu Mustafa Sülle'den katır yüküyle gaz yağı temin etmiş, kendi aralarında eğlence düzenleyen Yunan askerlerinin bulunduğu hükümet binası, Yüzbaşı Ahmet Ragıp, Teğmen Şakir, 7. Tümen'den gelen erler, Emet, Sülle Bala ve eğri gözlü efeler tarafından kuşatılmış, hükümet binası emme basma tulumba ile gaz yağı püskürtülerek binayı ateşe vermişler. Burada 40 kadar Yunan etkisiz hale getirilmiştir. Bu olayın detaylı anlatımı Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi'nin Türk İstiklal Harbi adlı kitabının 2. cildinin 6. kısmının Batı Cephesi bölümünde yer almaktadır. Bu olayın intikamını almak için toplanan yaklaşık 350 kişilik Yunan işgalcileri 27 Nisan 1922 tarihinde Cevizdere bölgesinde Yüzbaşı Ahmet Ragıp, Teğmen Şakir, 7. Tümen'den gelen erler ve Emet, Sülye Bala ve eğri gözlü milis güçleri tarafından pusuya düşürülmüş ve 350 kişilik Yunan kuvveti burada etkisiz hale getirilmiştir. Cevizdere yenilgisi üzerine 4 alayı Emet üzerine süren işgalci Yunan, Emet dahil 14 köyü taş üstüne taş bırakmamacasına yakıp yıkarak bir vahşet örneği sergilemiştir. Milletvekili Gazel, genel kurula hitabında Gazi Meclis'ten Emet ilçesinin fiilen kullandığı gazilik unvanının hukuken de verilmesini talep etti. Cefakar ve vefalı Emet halkı yine 1928 yılında ülke genelinde başlatılan kampanyaya tarlasını, arsasını, kolundaki bileziğini, kulağındaki küpesini satıp alınan uçağı kahraman ordumuza bağışlayarak katılmıştır. Emet ismiyle uzun yıllar ordumuza hizmet eden bu uçak daha sonra Türk Hava Kurumu'na teslim edilmiştir. Kahramanlıkları devlet ve genelkurmay resmi kayıtlarında tescil edilen Emet ilçemiz fiilen uzunca bir süredir de gazi unvanını kullanmaktadır. Bu unvanın hukuken de tescil edilmesini gazi meclisimizden beklemektedir.